Seher. Halide gerçekten böyle bir şey yaptı mı abi? Sen de lütfen saçmalama Seher, ha? Bana yalan söyleme. Yaptı. Değil mi? Seher, Halide hiç böyle bir şey yapar mı? Senin aklın alıyor mu bunu? Halide tam da böyle bir şey yapabilecek bir kadın. Celal denen adam zaten onu bir süredir tehdit ediyordu. Demek ondan böyle kurtulmaya karar verdi. Seher, lütfen kendine gel. O gece, hani evine hırsız girdiğini söylediğiniz vakit, o gece oldu değil mi? Halide bunu yaptı, sen de ona yardım ettin. Seher, sakın bir daha bunu hiç kimseye söyleme. Anladın mı? O kadının yüzünden beni tehdit mi ediyorsun? Sana neler oluyor böyle abi? Seher, Halide'yi korumaya mecburum. Hayır, değilsin. Sanıyor musun ki onun için yaptıklarının kıymetini bilecek? Bu çabaların beyhude. Başına iş açmaktan başka hiçbir işe yaramayacak. Abi, o Kemal'e aşık. Seni asla sevmeyecek. Göreceğiz. O kadını korumaya kalktım. O kadın yeğenimi öldürdü. Halide öldürmedi. Çok çirkin bir iftira. Sana itimatım kalmadı Ekrem Bey. Bak Ali İhsan, sana Halide öldürmedi dedim. Karakola gidip de ortalığı bulandırmaya kalkma. Eğer limanda çalışmak istiyorsan bu işi unut. Halide dese kim yaptı bu işi? Gerçekten bilmiyorum. Ama öğrenirsem jandarmadan önce sana söyleyeceğim. Emin olabilirsin. Traktörler geliyor, davranın ağalar. Tarla yolunda gördüm. Kanal açacaklarmış. Ekrem denen herifin adamları olsa gerek besbelli ağalar. Yürüyün arkadaşlar, hadi. Yürüyün ağalar, yürüyün.
Çekilin. Ekrem Bey'in emri. Tarlalar bugün açılacak. Tarlalara giremezsiniz. Sokmayız sizi. Eğer Kemal ona sunduğum şartları yerine getirirse traktörleri geri çekerim. Hepinizi rahat bırakırım. Kemal? Ne diyor bu adam? Ne şartıymış bu hele? Bizim buralarda bir laf vardır Ekrem Bey. İtle aynı çuvala girilmez. Elinden geleni ardına koma. Arkadaşlar, davranın! Vurun! Vurun lan şunlara! Bu vaziyette bile zehrini saçmayı başarmışsın. Bravo sana. Ne işin var senin burada? Bugüne kadar yaptıklarının cezasını çekme vakti geldi değil mi? Pamukları sen yaktırdın. Orhan'ı da sen kaçırttın. Hepsinden bir şekilde sıyrılmayı başardın Halide. Ama bundan sıyrılmayı başaramayacaksın. O adamla aranda ne geçti çok merak ediyorum doğrusu. O adamı neden susturman gerekti acaba? Hangi pisliği örtbas etmek için? Ha belki de Orhan'ı ona kaçırtmıştın değil mi? Boşuna heveslenme Serap. Buradan kurtulacağım. Ne yapıyorsunuz? Hapishaneye naklediyoruz. Ne? Ne hapishanesi? Hadi yürü. Komutanınızla görüşmek istiyorum. Hemen. Halide. Ekrem lütfen. Nereye götürüyorsunuz onu? Tutukluyu cezaevine götürüyoruz. Mahkemesi görülene dek orada kalacak. Bindirin. Hanımım, avukatınız geldi, yukarıda sizi bekliyor. Tamam Yasin. Aa Yasin ha. Babam bundan böyle çiftlik işlerinde sana yardımcı olacak. Yarın anamla beraber gelecekler, haberin olsun. Seyyare bacıyı da söyle, odalarını hazırlasın. Anlaşıldı hanımım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir
Ben köylüler namına sizinle konuşmak istiyorum. Mesele çok acil. Mahkemen biter bitmez geldim. Mesele nedir? Ekrem Çeliker'in Kara Hasan arazisini aldığını biliyorsunuz. Kara Hasan arazisinde çeltik ekecek. Komisyondan da izin almayı başardı. Bu nasıl olur? Bildiğim kadarıyla o arazide bir köy var. Aynen. Mesele tam da bu köyle ilgili zaten. Köylü Ekrem Çeliker'e dava açtı. Sizin de mahkemede köylüyü temsil etmenizi rica ediyorum. Belki şansları artabilir. Elbette. Siz istedikten sonra memnuniyetle köylüleri temsil ederim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.